sen aziz şehrim. Uykusuz yaşadığımı bilmelisin. Bütün işçilerin saçak altında uyuduğu bir saatte ben mızıka çalarak geçiyorum sokaktan. Sen aziz şehrim, ellerim, gözlerim kadar benimsin. Biz tribünde tüm heyecanımızla maçın başlamasını beklerken çıkış tünelinden Zonguldak spor takımı önlerinde turumuyla, baratiyle bayrağı sallayarak bir madenci eşliğinde çıkar. İşte o zaman anlarız ki Zonguldak spor dünyanın en değerli takımıdır bizim için. Vardır senin renginde şehit madenci kanı, başarılı ol ki sürsün madencinin şerefi şanı. Çünkü biz madenci çocuklarıyız, biz yerin altından geliyoruz. Bizi tek noktada birleştiren tek şey Zonguldak spor. Zonguldak Spor hemen her şeyinde bir anlamı ifade eden, hemen her şeyinin bir anlamı olan ve derinlikleri olan bir camia. Zonguldak Spor madencilerin takımıdır, emeğin takımıdır. Zonguldak'ın her şeyi o siyah gözlü madencilerdir. Onların hakları ödenmez. Biz Zonguldak Spor'un maçlarındayken maden ocağından 2 saat, 3 saat önce çıkan arkadaşlarımızı görürdük. İllerinde bayraklarında şeyden çıkan, ocaktan çıkan işçiler gelirdi bağırdı tribünde. Yüzlerinde, gözlerinin altında kömür izlerini hala taşırlardı. Onları gördü mü insanlar etkilenirdi. Taraftarın o olayı futbolculara da yansıyordu. Biz şampiyonluğa oynadığımız senenin başı mı ikinci yarımı ne? Bütün ekip Üzülmez'de maden ocağına girdik. Yerin 200 metre altına girdik. Hepimiz elbiseleri giydik. Madenci elbiselerini, kafamızda kasklar, elimizde kazmalar, kürekler. Ana yola indik. Biz onların yer altında ne olduklarını, nasıl çalıştıklarını, neler yaptıklarını bilirdik. Ona göre çıkar oynardık yani. Biz bu insanları aldığımız başarılı sonuçlarla mutlu etmeye çalışırdık. Eğer onlar mutlu olduğu zaman biz çok daha mutlu olurduk. Çünkü onların parasıyla ayaktaydık. Aylıktan kesiliyordu maden işçisini. Madenciler çok kolay mutlu olan insanlardır. Sevdikleri, değer verdikleri şeylerle çok kolay tatmin olurlar, mutlu olurlar. Onunla da üzülürler. Bu bakımdan madenciler Zonguldak Spor'a çok farklı bakarlardı. Bir gün bir tane teyze, bir de burada içeride maçta bir teyzeyi gördüm. Teyzemin yaşı 75-80 falan. Geldi bana, başımı okşadı, sarıldı bana. Nasıl teyze, iyi ol, öptüm beni falan dedim. Teyze, hani torununla geldim, bir de hava yağıyor. Hani stat açık, niye dedim geldin? Dedi ki oğlum, benim bir oğlum var dedi. Onun dedi hayatı hep Zonguldak Spor dedi. O dedi madende öldü. Ve dedi ben onun odasını hala da dedi gittiği şeylerle beraber saklıyorum. O yüzden dedi ben o ruhu yaşamaya geldim. Bu bir sevgi, bu bir aşk, yaşama şeyi. Türkiye'nin her yerinde herkesin kendine göre bir sevdası vardır. Zonguldak bizim için ayrı bir yer. Bunu yaşayanlar bilir. Bizim hayatımız hep burada geçti. Burada her birimizin her yerinde çok tatlı, çok acı hikayeleri var. Ama ağladık, ama güldük, ama sevindik, ama kavgalar ettik. Ama arma uğruna, ama şehir uğruna, ama hırs uğruna mücadele verdik. Çok emek veriyoruz. Burada taş taşıdığımız günler oldu şu tribünü maçlara yetiştirmemiz için stadı. Bu tribünlerde en büyük kazancımız dostluklarımız oldu. Bu tribünlere 7-8 yaşında girdim. Çekirdek satıyordum burada. İşte para kazanmak için. Öyle yine bir gün güzel bir maç vardı. Buralar kalabalık, yağmur da var. Herkes, bütün abiler bağırıyor, kardeşler bağırıyor. O gün bugündür Zonguldak Spor'un içindeyim. Tribünde yaş önemli değildir. Bir bakmışsın 10 yaşında çocukla beraber zıplarsın. Bir bakmışsın 50 yaşında amcayla beraber omuz omuz olursun. Beraber terlersin. Kazandığınız zaman birbirinize sarılırsınız, ağlarsınız. Bir beklentin yoktur. Sadece beklentin nedir? Şehrin takımı bir yere gelsin. Şehrin takımı bir yerde olsun. Çok güzel bir mazimiz var. Çocukluğumuza denk geldi. Belki yaşayamadığımız arkadaşlarımız da yaşamadı. Süperlik göremedik. Biz büyüklerimizden birincilik anılarını duyduk. Onlarla heveslendik, onlarla ümide kapıldık. Zonguldak Spor öyle bir tutkudur ki şu andaki genç nesil Zonguldak Spor'u birincilikte görmediği halde bile abilerinden, büyüklerinden, babalarından kalma miras ile birlikte hala bu sevdanın peşinde koştururlar. Hep madenci çocukları, torunları babalarından gördüğünü devam ettirmek için mücadele ediyorlar. Yer altındaki işçinin bayrağı, madenci şanlı arması,
kömür kokulu çocukların rüyası. Şanlı Zonguldak Spor. Her efsane gibi Zonguldak Spor'un da Bir Zamanlar diye başlayan bir hikayesi var. Bir zamanlar sadece Fransızların ve Macarların futbol oynadığı o şehrin sokakları Cumhuriyet dönemine kadar kendi evlatlarını bekler. Zonguldak Cumhuriyet'in ilk ili. Zonguldak'ta 1923 yılında Türk Ocakları'nın işte katkılarıyla, destekleriyle Zonguldak'ta ilk futbol oynanmaya başlanıyor. Ondan sonra bu Maden Mektebi takımı ortaya çıkar. 1924 yılında maden mühendisi yetiştirmek amacıyla açılan Maden Mektebi'nin spor faaliyetlerine hız kazandırmasıyla bir takım kurulur. Kara Elmas ve formaları üzerine okulun arması olan çapraz çekiçler kullanılır. Maden Mektebi'nin temelini attığı Kara Elmas futbol takımı Ereğli Kömür İşletmeleri ve maden işçilerinin destekleriyle Kömür Spor adı altında daha da büyüdü. 1943'te Armutçuk'ta yaşanan metan gazı patlaması ve 63 maden işçisinin hayatını kaybetmesiydi renkleri doğuran. Madencilerin tulumu lacivert, şehit olanların kanı kırmızı. Yaklaşık 40 bin kişiyle dünyada en çok üyesi olan takım, işçi milli takımı. 60 binin üstünde çalışan sayısının olduğu işçilerin ekonomik destek verdikleri, dekontlarından para kesilerek spora katkı verdikleri bir işçi milli takımı niteliğinde bir spor kulübünün varlığını 1940'lı yıllarda artık yerine oturtmuş oluyoruz. Futbol sahası yapılıyor ve artık Zonguldak merkezinde tüm sporların yapıldığı, bilinçli olarak yapıldığı, federe takımlar kurulmadan önce Ereğli Kömürleri İşletmesi'nin kupa maçlarını görüyoruz. Lisede okuyorum. Kömürspor'un antrenmanları salı günü oynuyor, sabahleyin. Ben kaçıyorum okuldan ve antçeye gidiyorum, stada. Ya çok iyi futbolcular vardı Kömürspor'da. Yani bizi falan sollarlar derken Altın Ordu beni istedi. Kalktım Altın Ordu'ya gittim 19 yaş. O dönem Orhan Şeref Apak Zonguldak'a geliyor ve incelemelerde bulunuyor. Yani o dönem böyle hemen sizi ikinci lige almıyorlar. İşte gerekli tesisiniz, gerekli sahanız falan olması gerekiyor. Zonguldak görüyor, şaşırıyor ve diyor ki Zonguldak'ın diyor gerçek madeni diyor kömür değilmiş, futbolmuş. 1966 yılında adı Zonguldak Spor olarak değişen kulübün ne renkleri değişti ne de hayalleri. Çocuklarının, eşlerinin ellerinden çok avuçlarında tuttukları iki şeyi armaya taşıyordu Zonguldak Spor. Çekiç ve tokmak. Zonguldak Spor diye bir takım federasyon tarafından yapar mısınız dendi. Kömür sporu olduğu gibi Zonguldak Spor yaptık. Zonguldak Spor'un kurulduğu haberi geldi. Telefon ediyorlar bunu. Zonguldak Spor kuruldu. Hiçbir kulübe imza atma. Başkan diyor ki ya oğlum gitme diyor. Bak birinci lige çıkacağız diyor. Gitme diyor şeye. Ben ille gideceğim diyorum. Zonguldak tarafına hasret çekiyorum. Zonguldak'ı o kadar çok seviyorum ki. Annem babam orada, kardeşlerim, dört kardeşiz. Ve Zonguldak Spor kurulduğu haberi gelince ben hemen pılımı pırımı topladım ve Zonguldak Spor'a geldim. Müessesenin takımı olarak başladık. Zonguldak Spor'a geçtik ve devam ettik. Artık profesyonel bir takım hüviyetine büründüğünü, kömürle anılan bir kömür sporun artık kentle bütünleşip Zonguldak Spor haline dönüştüğünü görüyoruz. Zonguldak Spor olunca da kömür spora Zonguldak'ta alerjisi olan insanlar Zonguldak Spor'u sahiplenmeye başladılar. Tabii Zonguldak Spor'un düşüncesi şampiyon olmak. Parasal hiçbir sorunumuz yok. 60 bin maden işçisi vardı. Yani bizim paramızı ocakta çalışan işçiler veriyor yani. Şampiyon olabilecek potansiyel vardı bizde. Ve Türkiye'nin en zengin takımıydı Zonguldak Spor. Herkes Zonguldak Spor'a gelirdi, gelmek isterdi. Hocası, futbolcusu. Her gelen futbolcu TTK'da işçi statüsünde çalışıyordu. Biz bütün futbolcular, o zaman EKAİ, şimdi TTK, EKAİ'de sosyal bakımda uzman işçi gözükürdük. Biz maaşımızı da TTK'dan alırdık. Türkiye'de büyük takım diye söz edilen takımlarda sigorta kavramı yokken hepsinin sigortaları var. Ama müessesenin işçisinin o zaman 35 bine yakın insanı para ödüyordu.
tık diye para kesiyorduk. Fevkalade bir bütçemiz ve mevkiimiz vardı. Yatakhanemiz var. Daha Fenerbahçe'nin tesisi yokken Zonguldak Spor'un tesisleri var, sahası var. Kadınımız vardı. İki tane çalışan. Biri çamaşırları yıkar, biri ütülerdi. O zaman. Özel binamız vardı. Ve aynı zamanda sinema olayımız da oradaydı. Çok şeyleri filme alırlardı. Ve oradan hatalarımızı gösterirdik perdede. Her malzememiz özel, hatta yurt dışından bile ayakkabı getirtirdi. Türkiye'de o zaman çok az insan giyiyordu. Vidalı hem de. Karda, kışta, buzun üstünde vida takıyorduk ayakkabıların altına. Binamızın hemen üstünde uzun koridorlu, iki taraflı, güzel dolapları olan, hiç açılmamış formalar. Hepsi de Avrupa'da yapılmıştı. İtalya'dan bile formamız vardı. İster inanın, ister inanmayın. Ben o formaları giydim çünkü. Hamid Ağamız onları tek tek saklardı. Kimseyi yukarıya sokmazdı malzeme odasına. Ah, Hamid Ağa, Zonguldak Spor deyince Hamid Ağa'yı ayrı bir köşeye koyacaksın. Müthiş bir adam. Kendini kendi kendine yetiştirmiş. Baba yiğit bir adam. Özü sözü düz bir adam. Kulübün babasıydı yani. Hamit babası yani. Her şeyimiz odu yani. Bizim sevilen, sayılan, babacan bir insandı. Rahmetli buraya gelmeden evvel futbol oynamış. Kömürspor'da da futbolcu olarak geliyor. Fakat yaşlandıkça malzeme deposunun başına veriyor bizim Zonguldak Spor'da. Deposuna kimse giremezdi. Anahtarı bana verirdi. Gegez git forma al derdi. Her 15'te bir yeni formayla maça çıkardık. Bilmiyorum ama Türkiye'de onun gibi dünya kostları, o zamanın dünya kost diyoruz, kramponlu ayakkabı. Onları yapan Türkiye'de tek adamdır. Dünya bir tarafa, Hamit Baba bir tarafa. Zonguldak Spor, yani Hamit Baba'yı da unutmazlar. Aslında 66'dan beri hep birinci lige çıkmaya, hep şampiyon olmaya yakın bir kadroya sahip ama... Şampiyonluk gelmiyor. Oynuyoruz, başarılıyız. Nedense şampiyon olamadık, hep kıl payı kaybettik. Pazar günü, cumartesi günlerini zor beklerdi. Zonguldak Spor'un maçı olduğu gün, olduğu pazar bizim için bir bayramdı yani. Bütün şehir buradaydı. Tıklım tıklım. Devrek'ten, Çay Cuma'dan, Bartın'dan Zonguldak Spor'a maça gelirlerdi. Ormandan bile seyrederler. Hastanenin önünde hastane açılmıştı. Hastanenin önünü silmedi onun parası olmayan. Garipler oradan seyrederdi. Çok büyük alaka vardı. Biz Sivas maçı grizo patlamıştı. Burada siyah formalar çıktık. Kaleci degaj yaptı. Sivas'ın kalecisi. Tam santraya gelirken havadan kafada iki kişi çarpıştı. Bizim lehimize, Zonguldak'ın lehine hakem dük çaldı. Ben topu diktim. Formdayım ya, ben şimdi oradan ancak top 18'e orta olur. Kaleye böyle çaprazdan 55 metre var. Ya ben topu diktim, Allah Allah. Kale geldi gözümün önüne. La ben dedim penaltı gibi geldi, aynı. Kale o kadar bana yakın geldi. La ben dedim burada neyi orta yapacağım? Ben penaltı atıyorum işte. Orhan gerilirdi frikik atışlarında ama bu sefer çok gerildi. Koşarak geldi. Topa böyle bir çaktım böyle üst vurdum. Böyle mermi gitti böyle hop. Top kalecinin solundan köşeden ağlarda. Mermi gibi yani. Kaleye vurmam ve kalede top. Kaleci malici kımıldayamadı. Ben de sapıttım. Böyle bir gol, frikik golü ben görmedim. Yani şimdi 50 sene geçmiş, birisi durduruyor beni arabadan bir yere giderken Orhan, la ayı Orhan diyorlar bana. La o golü sen nasıl attın? La öyle gol mü olur diyorlar. Eğer o zamanlar böyle bir kaydediciler olsaydı, bu frikik golü Orhan'ın böyle organizasyonlardan önce jenerik olarak gösterilirdi. Şimdi bunlar Sivas'a gidiyor. İkinci devre, Sivas'a maça gittik. Şimdi neyse maçı oynanıyor, ben geride stoper oynuyorum.
Kendi sahamızda kaleci ceza sahası üst tarafı biraz da faul olmuş. Ben topu diktim, pas yapacağım. Yani santradan 8-10 metre gerideyim ben yani. Kalelere 70 metre var. Adamlar benden öyle bir korkmuş ki santraya tam 4 kişi başladı. Allah'ım bu hayvan dediler, vurur dediler. Sokol atar. Ne dizilmişler. Ben yani emin ol baştan geç unutamıyorum onu. Oradan bile baraj kurdular yani orada gali atıldı mı? Zonguldak'ın potansiyeline baktığımız zaman gerçekten şunu söyleyeyim. Müthiş bir hoca kitlesi gelmiş bize. Fahrettin Cansever gelmiş. Suat Mamat gelmiş. Peşine kim gelmiş? Sabri Kiraz gelmiş. Yani hocaların hocası. Yani bunların Zonguldak'a gelip antrenör yapması bile büyük bir olaydır yani bana göre. Bizim bu şampiyon serüveni buraya Candemir Berkman'ın gelişiyle başlamıştır. Candemir Berkman Zonguldak Spor'un şampiyonluk temelini atan adamdır. Yaptığı antrenmanlarla, çalışmalarla, konuşmalarıyla, anlattığı hikayelerle Zonguldak Spor'un şampiyonluğunun temelini atan hocadır. Candemir Hoca'nın bize verdiği idman şekli futbol kariyerimizi değiştirdi yani Candemir Hoca. Şimdi biz bir koşarken üç koşmaya başladık. Şehir olarak, takım olarak iki sene önceden hazırlandı yani bilerek veya bilmeyerek hazırlandık şampiyonluk için. O sene Candemir Hoca ile şampiyonluğu kaçırdık. Ersen'e kaçırdık. 1973-74 senesinde Eskişehir Spor'a gönderdiğimiz Halil abimiz, Riva Halil abimiz de tekrar takıma dönüyor. Tekrar Zonguldak Spor bana talip oldu. Tekrar şampiyonluğa oynayacağız diye. Çok iyi bir takım kurdular. Ve o zamanlar yine Kartal söylediler, meşhur Şaban Kartal abimizin de olduğu harika bir takımımız mevcut. İşte Ahmet Birdallar var, Daryal abiler var, Orhan abiler var. Şampiyon olmak diye de. Şampiyon olmak için stat var, tesisler var, yöneticiler var, müessese var. Geçmişten gelen gücünü ve azmini geleceğe taşıyan takım zirveyi kovalarken maden ocağındaki krizi patlamasıyla hayatını yitirenlerin son nefesi aynı yıl Süper Lig'e çıkmak için ter akıtan futbolcuların nefesine karışıyordu. Biz her maçı şampiyon olacağız diye başlamadık yani. Her maçı kazanmak için oynadık. Her maçı kazana kazana biz bir yere geldik. Şekerspor'la çekişiyorduk. Şekerspor'la maç yaptık. Hemen hemen 20-30 bin seyirci var hastanenin oraları, duvarları dolu. Mutlaka yenmemiz gerekiyor maçı. Halil Kulübe'de maç 70 küsür olmuş. Seyirci bağıra bağıra Halil'i aldı içeri. Halil maçını 80'den sonra gol attı maçı aldı. İşte burada bu İskenderun'da yenince şampiyonluğa yani adım adım ilerledik işte. İskenderun'da burada 5-0 yenince bize büyük bir hava geldi. Biz o zaman inandık ki biz şampiyon olacağız. Şampiyonluğu Aydın'da perçinledik. Aydın'ı 2-1 yendik. En son burada Gençler Birliği ile maçında tur attık. O takım arkadaşlık olarak, futbolcu olarak, şehir olarak bir bütündü. Yani şampiyonluğu hak eden bir takımdı yani. O Zonguldak Spor'u 70 senesi, 71, 72, 73, 74 senesinin hiç kimse unutamaz. Olağanüstü harika bir takım. Birbirimize kaynaşmıştık yani. Amigosu, şusu, busu, herkes iç içeydi ve şampiyon oldu. Hayatımın en mutlu olduğu benim için. Benim için değil, benim takım arkadaşlarım. Böyle bir şey olamaz. Çok güzel bir coşku oldu. Yani saatlerce sahadan çıkamadım. Böyle şampiyonluğu kadar ıslamış ki, özlemiş ki bizi havalara kaldırdı yani. Şampiyon olduk dedik tamam ama Trabzon'u yenelim dedik. Biz beyaz grup şampiyonuyuz. Trabzonspor'da aynı sezon kırmızı grup şampiyonu. Ve biz Ankara'da ikincilik şampiyonluk müsabakası yapıyoruz. Ve orada da Trabzonspor'u penaltılar sonucunda mağlup ederek kupayı kazanıyoruz. Ve aynı sene Gençlik Spor Bakanlığı kupası söz konusu. Amatör ligler şampiyonu ile profesyonel ligler şampiyonu karşı karşıya gelecek. Ereğli Erdemir de Türkiye şampiyonu oldu amatörlerde. Biz onları da penaltılar sonucunda mağlup ederek o kupayı da kazanıyoruz. Ve 3 kupalı şampiyon olarak tarihe geçiyoruz. Hayatımda benim unutamayacağım bir şeydir yani. Biz Zonguldak'a zor girdik kupalar otobüsün önünde. Bir çocuk nasıl bayramda sevinir,
ya da bir ödül alırlarsa onun da daha üstünde bir şey yani. Gerçekten çok duygusal bir şey. O sevgiyle birlikte işte biz hala da o heyecanı, o sevinç gözyaşlarını hala döküyoruz. 1973-74 sezonunu Zonguldak Spor 3 kupayla kapatıp adımını Türkiye'nin en üst ligine atıyordu. Tam 14 sene boyunca takımına tutkun şehriyle Zonguldak Spor fırtınası esiyordu ülkede. Yani birincilikte oynamak ya hazdı ya. Galatasaray maçında burada yer bulamaz. Mümkün değil. Fener maçında yer bulamazdı. İlk çıktığımız sene. Böyle bir ligde takımımız var ama kim ödüştü oynuyoruz? Beşiktaş'ta oynuyoruz. İçeride. Beşiktaş'a indik. 2-1. Beşiktaş'ın önünde bize bir hava geldi. Peşine Galatasaray'la oynuyoruz. O trenler sabah 7 trenleri Karabük'ten. O Çaycuma, Bartın. Bu Amasra'sı. Devre, Ereğli'si, bütün millet şehri doldu, şehre doldu o gün. Ben de erken gittim, görüyorum yani. Otobüsler dolu dolu geliyor, taksiler geliyor filan. Zonguldak'ta akın, sel. Nasıl sel akar? Böyle stadyuma sel akıyor sanki. Tam yani 3-4 saat önceden yer bulmak için. Ve sağ tribünler, şeref tribünü, açık tribün, kale arkaları, dağlardan, ağaçların tepeleri doldu. Yağmur ya, ben dua ediyorum ya. Allah'ım yağdır diyor. Çünkü çamuru seviyorum. Ya, yalvarıyoruz işte Halil'le beraberiz. Çamur olursa bizim sahada kim değil çünkü. Bayılıyorduk çamur sahaya. Ben de girdim sahaya gazeteci olarak. 19 gazeteci saydım. Makine, elde makinesi. Her tarafta gelmişler. Ben de onların arkasına geçtim. Bütün basın mensupları o zaman Galatasaray'ın kesin galibiyetini bekliyorlar ve Zonguldak Spor'un kale arkasında bekliyorlar. Baktım herkes Zonguldak Spor'un kalenin arkasında, ben de oraya girmişim. Ben burada ne işim var dedim ya. Müstakbul'u niye yemeyeceğim? Ben gol çekeyim. Zonguldak Spor'un attığı resmini çekeceğim dedim Galatasaray'a karşı. Hemen koşa koşa gittim Galatasaray kalesinin arkasına. Bir tek ben varım. Sadece bir tek kişi Tunca Para abi. Galatasaray kalesinde. Havada top geliyor. Tutup bir hamle yaptı. Tam kafayı vurdu kaleye, hizasına gelirken gol deyim vardı. Elinde makine böyle gol deyim vardı. Ben resim çekmeyi unuttum. Gol deyim vardı heyecandan. Neyse baktım kaleye girdi, hemen indirdim. Resmi çektim gene. Ağlarla resim çektim. Çektim ama geç çektim. Dilerken çekmem lazım. Neyse o sırada hemen Yasin fırladı. Santra'ya kadar koştu. Hakeme bir şeyler dedi, ne dediğini bilmiyorum. Oradan baktım hakem kırmızı kartı çıkardı, elinde koşa koşa geldi. Bana ceza sahası üzerinden böyle uzattı. Tunca Para abimiz o maçta Türk futbol tarihinde kırmızı kart görüp oyun dışına çıkan ilk gazeteci olarak da tarihe geçiyor. Yağmur yağmış, çamur, bir top oynuyoruz. Ben de yağmurlu havalarda coşuyorum yani. Bir goller atıyoruz, muazzam goller yani, bir Avrupa'yı goller atıyoruz. Çamurda hava. On bir adam transferini almıyor. Çamur sağa. Durduramıyorlar bizi. Galatasaray'a bizim 3-0 yedik burada. Onun hazı, onun duygusu yeter yani insanlara. Futbolda başarılar var. Zonguldak Spor'un birinci ligde ilk 5'e oynadığı dönemler var. 77 senesindeki Gündüz Hoca'nın gelmesiyle birlikte futbolun yerden oynanmaya başlandığı bir dönem. Bu da bizi bir marka haline getiriyor. 79-80 sezonu tarihte Zonguldak Spor'un en başarılı olduğu sezon olarak bilinir. Üçüncülüğü var orada ama o sezon biz şampiyonluğu oynamadık. Asıl bir sonraki sezon. Harika bir sezon geçiriyoruz. Yaklaşık 17 maç mağlup olmuyor takım. Hatta bitime 6-7 hafta kala da liderliğe yükseliyor. Hiç unutma, 1980'li senelerin başında babamla beraber Zonguldak Spor'un maçına gittiğim zaman Sakaryaspor'u 1-0 bulduğumuz zaman lider olmuştu. O Vepri'nin attığı golden sonra, yani o stadın atmosferi keşke elimizde olsa da size versek de gösterseler. Zonguldak'tan bağırma sesini de karşılayıp ama ondan sonra Adana deplasmanı. Mağlubiyet sonrası takım maalesef köpeğinde yok. Ve şampiyonluğu kaçırıyor. Süper Lig'de oynayan kadrosunda 6 tane Zonguldaklı çocuk vardı. 6-7 tane. Ve Zonguldak'ın altyapısını oluşturan çok farklı takımlar vardı. Kordusu, Çilimlisi, Çaycuması, Devre'yi, Karabük'ü, oralarda ne oyuncular var? Hepsi profesyonel takımlar.
Zonguldak Spor'a da büyük katkısı var. Küçük bir şehir olmasına rağmen 14 sene Süper Lig'de, 1. Lig'de futbol oynamış bir kulüptür. Çoğu iyi oyuncuların, Türkiye'de milli oyuncuların üç büyüklere gitmeyip Zonguldak Spor'a geldiğini biliriz. Pazarlığa girdiğimiz zaman futbolcularla olsun, yöneticiler bazında olsun biz büyük kulübüz derdik. Rahatlıkla bunu söylerdik ve öyleydi. Çünkü ekonomi anlamında çok güçlü. İlk tesisi olan takımlardan bir tanesiydi. Tesislerimiz olsun, imkanlarımız olsun. Gerçekten büyük bir takımdı. Zor yolculuklardan geçmiş bir şehirdir Zonguldak. Kömür mucizesi önceleri şehirde müthiş bir modernlik ve kalkınma yaratmıştı. Fakat yıllarla birlikte kömür de eskidi ve 1980'lerde başlayan, sonrasında özelleştirme hamleleriyle şehri yaralayan yeni dünya düzeni Zonguldak'a mağlup etti. Ama pes etmeyi sevmeyen Zonguldak yeri geldi 70 bin kişilik büyük madenci yürüyüşünü yaptı, yeri geldi tekrar madene indi. Şehir artık yerin üstünde hayatta kalmaya çalışıyordu. Ne olursa olsun madencilerin düşüşüyle bir halk yalpalıyor, şehirle birlikte Zonguldak Spor'da büyük borçların içinde gittikçe dibe vuruyordu. Kulüp yerel birinci amatör kümeye kadar düştü. Kömürün krallığı bittikten sonra giderek kentin küçülmesi, kömür ocaklarının gücünü kaybetmesi, ekainin eski gücünü kaybetmesi, işçi sayısının azalmasıyla birlikte kentin betonla büyürken sosyal olarak küçüldüğünü görüyoruz. İlk kuruluş yıllarında yaklaşık 40-50 bin civarı bir işçi üyeniz varken işte düşmeye yakın bu 15-20 binlere kadar düşüyor ki sonraki süreçlerde daha da azalıyor. Bu tabii ki Zonguldak'taki futbolu da etkilemiştir. O bütçeyi bulup da bunu Zonguldak Spor'a kurtuluş reçetesi yazamadı. O dönem Zonguldak Spor küme düştü 88 senesinde. Birincilikten ikinci lige, ikincilikten üçe ve üçten de amatöre düşmesi çok kısa bir zamanda oldu. İşçi ağırlıklı bir yöreyiz. İşçinin çocuğu top oynamıyorsa bittin sen ya. Ben altyapılarda çalıştım, kurucularda. Minik takımım vardı, genç takımım vardı, amatör takımım vardı. Zonguldak Spor'a yetişiyordu. Aynı şekilde Kilimli vardı. Üzülmez vardı yörelerimiz. Oralardan çocuklarımızı alıyorduk. Şimdi yetişen savaşlar filan hep buradan çıktı. Galatasaray'da oynayan savaş, Ergün Pembeler filan. Bittik. Kömür bitti. Bizi de bitirdiler. Yılların Zonguldak Spor'u zaten kulüp olarak da borçlanmıştı. 7 senede amatörde kaldı. O kulüp kapatılıp yeni bir takım kuruldu Zonguldak Kömür Spor olarak. Zonguldak öyle bir şehirdir ki yerin altında maden ocaklarında grizi patlamaları olur, göçükler olur, büyük travmalar yaşar insanlar. Şimdi bu travmaları sporda da biz çok yaşadık. 90'lı senelerin ortasında şu andaki Süper Lig adıyla 1. Lig'e çıkacakken Antalya'daki playoff maçlarında sarı kartlı oyuncunun oynanması Zonguldak halkı ve Zonguldak Spor için büyük travmadır. 2012-2013 sezonunda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımız bir sezon geçirdik. Amatör kümede 7 yıl kaldıktan sonra amatör küme final maçında 30 bin taraftarın önünde son 10 dakikada 2 gol yemesi büyük travmadır. Bu adliye maçı 1-0 galibiz, 2-1 yenildik. Kendi sahamızda yenildik, profesyonelliği kaçırdık. Yani bu duyguyu anlatmak, tarifi imkansız bir şey. Çok kötü bir gündü benim için. Son 10 dakikada o golü yedikten sonra o duygunun bir tarifi yok. Çok büyük bir darbeydi herkes. 7'den 70 herkes ağladı statta. Herkes çok üzüldü. Artık Zonguldak Spor bir daha ayağa kalkamaz. İşte buraya kadar gelip bundan sonra da daha bu takım düzelmez dendiği senenin o sene biz takımı çıkarttık. Herkesin umutlarının bittiği yerde biz o umudu tekrar yeşerttik. Takımını bulunduğu lig için değil, taşıdığı anlam için sevenlerle birlikte kimi zaman amatör kümede 25 bin kişiye oynadılar. Orhan Veli'nin şiirini besteleştirip bağırdılar var güçleriyle. Yüz parası değil bu kömür.
karası. Böyle kazanılır ekmek parası. Asla boyun eğmeyiz kimseye biz. Saldık sanır madenci torunları. Başlarında madenci baretleri, üstlerinde formalarıyla çıktılar sahaya. Onların o günden bugüne döktükleri terden başka gösterişi olmadı. Ve güçlerini her zaman şehirden, işçilerin birlikteliğinden ve direnişinden aldılar. Zonguldak Spor geçmişte çok başarılı dönemler de yaşamıştır. Zaman gelmiştir, çok kötü dönemler de yaşamıştır. Amatör küme de düşmüştür. Ama değişmeyen tek şey Zonguldak Spor taraftarının sevgisidir. Asla vazgeçmemiştir takımını takip etmekten. Bu arma olduktan sonra biz hepimiz o takımın peşinden gideriz. Yani biz Zonguldak Spor için varız, onun için yaşıyoruz. O derecede Zonguldak Spor'u seviyorum ki memuriyetimi yakabilirim yani. İşe mi geleceksin, Zonguldak Spor maçına mı gideceksin, ben maça giderim. Açık ve net. Amatör kümedeki şampiyonluk maçına Ankara'ya 20 bin kişi gitti. 20 bin kişinin belki yarısından çoğu genç nesildi. Hiçbir zaman şampiyonluğu görmeyen genç taraftarlar. Çanakkale'ye 3. ligden 2. lige çıktığımız sene normalde 350 kilometre prosedürü gereği bizi maçı tarafsız sahada oynatmaları gerekirken 750 kilometre ileriye Çanakkale'ye götürdükleri halde 10 bin kişi gittik. Gidiyorken bir söz yazmış. Şu arkadaşım bir tanesi. O kadar gidiyoruz ki buradan şehirden en son çıkan şehrin lambalarını kapatsın. Çok güzel, çok anlamlı bir söz. Yani gittiğimiz yer 809 kilometre. Şehir komple aktı. 11-12 oldu. Stat 50 bin kişi olsaydı şehir komple olurdu. Zonguldak Spor'un gitmediği etmesan yoktur. Ama iyi ama kötü. Ama 5 kişi, ama 10 kişi, ama 5 bin kişi. Kesinlikle o pankart, Zonguldak Spor pankartı asılır. Bir bu kadar da yerin altında var diye. Bir deplasmandan geliyoruz. Saat gece 1.30. Dinar içine girdik biz. Arabada 45 kişiyiz böyle. Ben arabada zeytin peynir falan var işte öyle gidiyoruz zaten. Dedim ekmek alayım. Fırının önüne yanaştık. Kasada bir abi duruyor. Selamünaleyküm dedim. Üzerinde de Zonguldak Spor forması var. Ali 2 lira. 45 tane kekli ekmek istiyorum dedim. Deyince fırındaki duran orada kasadaki abi dedi Zonguldak Spor mu? Evet. Dedi adam kasayı bıraktı. Böyle ben bir irkildim. Hemen takım otobüsüne gittim. Arkadaşlar yüzünüz bende olsun. Daha önce gitmez falan da acaba burada bir arıza mı oldu? Sonra bir amca geldi. Zonguldak Spor mu dedi ya? Evet dedim. Dedi ki dinler içerisinde dedi, buna dedi fırın benim yanında, kahve benim, bakkal benim, bir ihtiyacınız varsa buradan alabilirsiniz. Deyince ben dedim ki, abi sağ ol, teşekkürler hani. Güzel değil mi? Bizim hani ekmek alacak gücümüz var, hani cebimizde paramız var, arabada da işte o durumda. Dedi ki mevzu para değil. Büyük deprem olduğunda dedi, Zonguldak madencisi buraya geldi. Bu binada dedi benim kızım, yeğenim, çocuğum vardı. Onlar dedi kazmalarla beraber kazarak çıkardılar. O yüzden dedi Zonguldak şehrin önünde takımının bize yeri çok farklı deyince, tabii o anı ben bile yaşadım. Sonra otobüse inip olayı anlattım. Oradan Zonguldak orası muhtemelen 8 saat inanın bana. 8 saat iki domada deplasan arabasını hep gırgır şamatıda sohbettim. İnanın bana 8 saat kimse konuşmadı. Bu arada sonuçta bir gemiyle geldim. Dedim ben ömrüm boyunca böyle bir şey görmedim. Ondan sonra Zonguldak gibi ben de çok daha büyük ayrı oldu. Çok daha farklı oldu. Şimdilerde Zonguldak Kömür Spor ister unutulmuş olsun, isterse yerin 7 kat altındaki birlikte mücadele etsin, bu şehrin insanları ruhlarında durmadan bir mızıkayı çalıyor. En sessiz gecelerde bile sanki şampiyonluk türküleri söylenen baretli işçilerin omuz omuza bütün dertlerini unuttuğu o zaferlerin sesi çınlıyor sokaklarda. Yaşadıkları onca ağır travmaya, şanssızlıklara, kaderin bütün cilvelerine rağmen hepsi hala umutlu. Zonguldak Spor umudun takımıdır. Belki hiç gerçekleşmeyen hayallerin peşinden koşmaktır. Ne olursa olsun içindeki umudu bozmadan bu umudun peşinden gideceğiz. Belki bir gün Süper Lig'e tekrar çıkacağız. Belki bir gün o büyük denilen takımları kendi evimizde ağırlayacağız. Belki bir gün şehrimize, insanımıza o güzel günleri göstereceğiz. Çünkü hayatlarını en zifiri karanlıklardan çıkaranlar Zonguldak Spor'a dair gördükleri ufacık bir ışığın bile değerini bilip içlerindeki kahramanla bütün kederlere karşı dimdik duruyor. Ne de olsa Zonguldak'ın sokaklarında, tribünlerinde ve sahasında ne kadar kahraman varsa en az bir o kadar da yerin altında var. Tıpkı Rüştü Onur'un aynı şiirin devamında dediği gibi hiçbir yere gitmiyor o kahramanlar. Ve aziz şehrim, şu anda seni terk etmem için her şey tamam. Gemi hazır, yelken fora. Fakat neden ölülerim bırakmıyor yakamdan?